ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Zentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Gökkuşağı kaynağı. Bugünkü eğitim iyiydi. Bir molayı hak ettik. Dinliyorum. Plaj. Bilmiyor musun? Hani kum ve deniz. Şey, kum ve deniz. Çünkü zaten plajda bir tek onlar var. İyi fikir. Neredeyse onun ne olduğunu sormaya korkacağım. Neredeyse. Nedir o? Çamur pompası. Eminim öyledir. Benim üretimim olan tamamen doğal çamurla dolu kokusu sayesinde bütün köstebekler hiç zarar görmeden buradan uzaklaşacaklar. Plaja gidelim. Violetta, turnuva bu kadar yakınken vaktini böyle geçirmenin iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Ama ben düşünmüştüm eğitmeninle ki... bugün için ikinci ders hakkında konuştum. Gitmemiz gerek. Eşyalarımı alayım. Acele et. Buralarda bir yerde bir dondurmacı olacaktı. Dondurmaya olan bu takıntı nedir? Sana da biraz getiririm. Violetta, iyi misin? Konuşmak ister misin? Hayır, iyiyim. Neden? Senin burada ne işin var? Gitmem gerek. Ciddiyim. Eğer konuşmak istersen. Peki, dondurmayı nasıl alacaksın şapşal? Sürekli başarı, kazanmak, amaçlar. Benim ne yapmak istediğimin hiçbir önemi yok. Peki, ne yapmak istiyorsun? Onu bile bilmiyorum. İnsanlar böyle şeylerden hoşlanır mı? Mesela Mia ata binmeyi seviyor mu? Hem de nasıl, inanamazsın. Vay canına. Onu kıskandım. Hayatımda tam anlamıyla ilk kez birini kıskandım. Lütfen kimseye beni ağlarken gördüğünü söyleme. Söz mü? Tabii ki söz. Mia, bütün o yolu cüzdanımı almadan gittiğime inanabiliyor musun? Cüzdanımı gördün mü? Sen iyi misin? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Cüzdanımı bulurum. Hem sana da alacağım. Hayır, çünkü buraya Violetta ile olmak için gelmişsin. Sizi gördüm, banktaydınız. Aha, o mu? Bir şey yoktu. Gerçekten, sana ne olduğunu anlatamam ama... Neden? Hadi ama, bunu senin gibi sorduğum soruları geçiştirip duran biri mi söylüyor? Mesela o bilezik ya da nasıl at bindiğin, neden sürekli ortadan kaybolduğun gibi soruların cevaplarını alabilir miyim? Hıhıhı.
Harika bir planla Mario. İşler tersine döndü ve köstebekler çamuruma bayıldılar. Şimdi bütün çiftlik iğrenç karışımımdan kokuyor. Ve onlar da menüdeki leziz çamurumla akşam yemeklerini keyfini çıkarıyorlar. Hemen dönerim. Yapmam gereken... Birine gelsene. Gerçekten mi? Evet, hadi gel. Birazdan gördüklerin karşısında aklını kaçırabilirsin. Seni şimdiden uyarıyorum. Ben aklımı kaçırmam. Güven bana, kaçıracaksın. Ama söz veriyorum, bir şey olmayacak. Bunu sürekli yapıyorum. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Tüm gördüklerini geri getirmek için çizginin dışındaki izleri takip etmelisin. Geri döneceğim. Burada uzun süren bir aradan sonra tek boynuzların kralı Ono'nun dönüşünü kutlamak için toplandık. Eğer bizim yardımımıza ihtiyacınız olursa size bunu sağlamaktan ötürü onur duyarım. Çok yaşa Kral Ono! Ono'nun dönüşü çok güzel bir zamana denk geldi. Bugün Ono Gökkuşağı Adası'na gidecek ve bizleri Rixel'in gazabından kurtaracak. Özür dilerim. İzin verin. Dahi Mucit geliyor. Fadıl, bu kraliyete yakışır bir karşılama olamaz. Gerçekten şimdi bu tuhaflıkların hiç sırası değil. Reynir, bırak da onu dinleyelim. Bize ne getirdin Fadıl? Majesteleri, bu Gökkuşağı Suyu kepçesi. Gökkuşağı suyundan sonsuza kadar toplamak için geliştirilmiş bir ama icat. Ama daha önce hiç toplamamıştık ki. Zaten işte bu yüzden ona ihtiyacınız var. İzleyin. olamaz. Baban gerçekten inanılmaz onca. Pekala, her şey tam da beklendiği gibiydi. Aslında beklentilerden fazlasıydı. Son model patlamıştı. Merak etmeyin, onu tamir ederim. Durumu kontrol altına aldığın için teşekkür ederiz onu. Görünüşe göre perilerin senin yardımına ihtiyacı olacak. Ve üzgünüm Fadıl ama senin diğerlerinle birlikte Gökkuşağı Adası'na gitmeni onaylayamıyorum. Bu çok önemli bir görev ve onu tehlikeye atamayız. Ama... Merak etme Fadıl. Zaten suyu sadece onu alabiliyor. Ama bu harika şeyi de kullanabiliriz. Yardım etmenin bir yol olduğunu biliyordum. Bunu kanıtlayabilirim. Zaten aklımda tonlarca fikir var. Şu kancaları oradan geçirdiğimde belki de kepçelerin boyunu küçültebilirim. Bu periler senin kaderini belirlemek üzere. Gökkuşağındaki suyu almak üzereler. Önemi yok. Gökkuşağı Adası'na giden yolu biliyorum. Sadece pusuya yatıp bekleyeceğim ve suyu ellerinden alacağım. Ve peri casusum var ya da bana yardım edecek. Beceriksizliğin neredeyse sevimli görünmeye başladı Rixel. Ama şu casus dediğin peri şimdiye kadar ne yaptı? Sadakatinin yalan olmadığını nereden biliyorsun? Şaka gibi. Kontrolü ele geçir ve çabuk ol. Senin zamanın ve benim sabrımın sonuna geldik. Yani oradaki tek boynuzlar bizim gibi konuşuyor mu? Evet. Vay canına. İşte oldu. Gökkuşağı Adası. Harika, hadi gidelim. Var ya, sen burada Yuko ve Mor'la birlikte girişleri beklemelisin. Başka şansımız yok. Ben Onca ve Ono'yla gidip suyu alacağım. Hazırız.
Pekala Varya. Sen girişte bekle, biz de etrafa bir göz atalım. Yoksa bu benim küçük köstebeğim mi? Burada ne işiniz var? Gitmelisiniz. Saçmalık! Şu anda bana casusluk yapman gerekiyordu. Ama son zamanlarda Tukito'dan çok daha iyi tavsiyeler alıyorum. Eşin Aslı, sanırım sen artık diğer perilerin tarafındasın. Ama siz henüz şu Mia meselesini halletmediniz. Sürekli yoluma çıkıp duruyor. O tuhaf konuşan tek boynuzları görmeme izin bile vermedi. O zaman bana gökkuşağı suyundan getir, ben de senin için bir sürü periyi ortadan kaldırayım. Biliyor musun? Unut gitsin. Anlaşmamız iptal oldu. Anlaşmayı öylece iptal edeceğini mi sanıyorsun? Peki senin iki taraf içinde çalışan bir ajan olduğunu bilseler ne yaparlardı? O zaman dünyada hiç arkadaşın kalmazdı. Tamam tamam. Biraz sessiz ol. Aferin kızım sana. Ne kadar da muhteşem değil mi baba? Yıllar boyu o kadar çok yer gezdim ama burası gerçekten de içlerindeki en inanılmazdı. Buraya birlikte gelmemize sevindim. Ben de. Bir de Flayer'ı görsün. Garnivera da var. İşte oradalar. Anca yakında geleceğinizi umuyorduk. Sanırım siz de. Sizi Gökkuşağı Adası'nda ağırlamaktan onur duyarız majesteleri. Lütfen. Sadece ona değil. O şeref bana ait. İkiniz hakkında çok şey duydum. Centopia'dayken Onchao sürekli Flayer'den bahsedip durdu. Baba! Evet, gerçekten çok yakınlaştılar. Flayer de sürekli arkadaşı Onchao'dan bahsediyor. Pekala, gelelim şu gökkuşağı suyu meselesine, olur mu? Tabii, bu taraftan. Var ya, nerelerdeydin? Çalılıkların oradan bir ses geldiğini duydum. Gidip baktım ama bir şey yokmuş. Çalılar dışında. Böyle istediğin zaman tek başına gidemezsin. Çok tehlikeli. Evet, bir arada kalmamız gerekiyor. Biz bir takımız. Öyle mi? Ah, tabii ki öyleyiz. Ben onu. Tek boynuz krallığının hükümdarıyım. Eğer izin verirseniz sizin kutsal suyunuzdan rica ediyorum. Vay canına. Başardık. Gerçekten de başardık. Evet, başardık. Harikaydınız periler. Bütün kalbimle şükranlarımı sunarım size. Vay canına, bu çok kahramancaydı. Tek yaptığım konuşmaktı evlat. Hiçbir şey senin cesaretinden kıymetli olamaz. Hepinizin cesareti. Gökkuşağı suyunun sadece 5 yılda bir böyle su verdiği söylenir. O yüzden bunu çok dikkatli korumanız gerekiyor. Bunu hemen diğerlerine götürmeliyiz. Bizi bekliyorlar. Görünüşe göre Onchao ve ben bir süredir daha buradayız. Elbette zarif ev sahiplerimize kabalık etmezsek. Teşekkür ederim baba. Sana Gökkuşağı Adası'ndaki en harika yeri göstermeliyim. Pırıltılı kayalar. Hadi benimle gel. Çok tatlılar. Hoşçakalın. Tekrar teşekkür ederiz. Çocuklar, işe yaradı. Gökkuşağı suyunu aldık. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde Tesandra'ya götürmeliyiz. Çünkü kehanette söylenir... Şimdi! Mia, buraya! Bu çişeyi yakalayın! Aha! Mok, buradayım! Yakaladım. Var ya, bana fırlat. Olağanüstü. Tukito, bekle. Hayır, bekleme. Uç hemen. Fantopya'ya git. Bakın.
Geri çekilin, sayımız çok az. Oo, o zaman işler değişir. Sen koş. Aha! Rexel var ya, iyi götürdü. Onu götürmesine izin veremeyiz. Ama ya gökkuşağı suyu? Onu geri almak zorundayız. Ben Yuko ile Rexel'i takip ederim. Mia, sen ve Onchao da gökkuşağı suyunun peşine düşün. Majesteleri, sanırım yardımınıza ihtiyaçları var. Var ya. Gökkuşağı suyu onu içiyor. İşte bu leziz görünüyor. Bırak o şişeyi. Bu mantar. Ama yaklaştım. Hayır, seni kötü maymun. Leziz, vay canına. Bunu kesinlikle denemelisin. İster misin? Aha, şişeye karşılık mantar. Sen şişeyi ver, ben de mantarı vereyim. Hiçbir iz yok. Onun iz bıraktığını mı düşündün? Hayır, hayır, olmalı. Kehanet diyor ki tüm gördüklerini geri getirmek için çizginin dışındaki izleri takip etmelisin. Yani gördüklerin derken senden mi bahsediyor? Geri kalanının ne anlama geldiğinden emin değilim. Hey, ne kadar güzel bir çiçek. Sence bu... Eğer Sentopya'da daha önce böyle bir şey görmediyseniz, bu başka bir yerden gelmiş olmalı. Gökkuşağı suyundan gelmiş olmalı. Acele etmeliyiz. Kim bilir daha ne kadar kaldı. Sakin ol. Neden bana öyle bakıyorsun? Olduğun yerde kal. Bu harikaydı. Ama peki Fadıl nereye gitti? İşte onları sarsmış olmalıyız. Biraz ara verelim Gurka. Benim sevgili kraliyet ejderham, sana gelince sen şimdiye kadar benim için çalışan casusların en berbatısın. Kuşkusuz ki sen bana hizmet eden tek casus değilsin. Ama konumuz bu değil. Şişeyi bana fırlatman gerekiyordu. Bunu yapsaydım işbirliğimiz ortaya çıkardı. Şapşal. Sana inanmıyorum. Bütün bu süre boyunca sanırım karşı tarafa geçtin. Evet, belki. Sen kötü birisin. Ayrıca ejderhan da kokuyor. Peki arkadaşların aslında senin nasıl biri olduğunu söylediğimde ne yapacaksın? Mia'dan kurtulmak istediğini, kendini kurtarmak için ne söyleyeceksin peki? Derdim. İmdat! Rexel beni kaçırdı ve beni tehdit ediyor. Var ya, iyi misin? Evet, ama hemen gitmemiz gerek. Gurga, saldır! İstediğiniz kadar savaşın ama gökkuşağı suyunuz bende. Sizi yendim periler. Peki nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Çünkü ben sizi... Tam isabet. İyi atıştı. Beni aramaya gelmenize çok sevindim. O adam çok kötü. Fadıl, çıkabilirsin. O gitti. Her şey bitti. Ben çok korktum.
Galiba korkak tavuk gibiydim. Eminim Rainer geri gelmemi istemeyecekti. Fadıl. İşte gökkuşağı suyunuz. Dikkat et, çünkü tıpası yok. Onu çalmak benim gibi bir korkak için çok zordu. Bay canına. Ne söyledi? Senin kesinlikle korkak olmadığını, aksine karşılaştığı en cesur kahraman olduğunu söylüyor. Fadıl, sen hepimizi kurtardın. Ben mi? Fadıl, cesur. Ama şey bu, Rainer'a da aynını söyler misin? Ben kurtaracağım. Neden duracakmışım ki? Bütün dünyayı kurtarabilirim. Rüksel'e karşı tek başıma karşı koyabilirim. Sentopya'ya barış getirebilirim. Sonra da teknikçinin kopyalama makinesini icat ederim. Fadıl'ın nesi var? Hiçbir şey. Yeniden eski Fadıl oldum. Aranızda çıpanın nerede olduğunu bilen var mı? Evet. Çok az kaldı efendim. Sadık hayvanım eli boş dönmeye cesaret edemez. Sonunda hizmetkarlarımın ne kadar sadık olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. İşte geldi. Arkanda ne var senin? Rüksel, seni sersem. Beni aptal yerine mi koyuyorsun sen? Sen uzay boşluğundaki pislikten başka bir şey değilsin. Ayrıca kafandaki o şeyi çıkart, berbat görünüyorsun. Bugünkü yardımlarınız için ikinize de teşekkür ederiz. Çok zekiceydi. Hala biraz kaldı. Sanırım Cassandra'nın sihirli iktiri yapması için yeterince vardı. Düşünün, çok yakında Rixel'den sonsuza kadar kurtulacağımız bir silahımız olacak. Evet, harika bir takımız. Peri kucaklaşması, hadi gelin. Hadi gel. Bu harikaydı çocuklar. Ama gitmeliyim. Her yerim ejderha nefesiyle koktu. Ayrıca Rixel nefesi de var. İğrenç. Sanırım benim de gitmem gerek. Alın, bunu hayatınız pahasına koruyun. Güle güle Mia. Güle güle. Görüşürüz. Deliriyor muyum? Gerçekten. Neydi o şey öyle? Sen nereye gittin? İyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Neredeydin sorusuyla başlayabilirim. Bir yer hayal et. Uçsuz bucaksız bir orman. Periler, fanlar ve tek boynuzlar. Kendi gözlerinle görmek isteyeceğini biliyorum. Aslında bundan pek emin değilim ama devam et. Sanırım resimlerini görmelisin. Hadi gel.